Chicago'dan herkese selamlar. Jeep dealerine geldik, galerisine geldik. Çünkü aracımızın sileceği bozulmuştu. Şimdi servise geldik, bakalım ücret almadan sileceğimizi yaptırabilecek miyiz? Bir de aynı zamanda lastik basıncını da düzelteceğiz. Aynı zamanda eğer çekebilirsem bakalım Jeep fiyatları nedir? 2021 model Jeep fiyatları nasılmış? Bir onları da sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım 2021 model Chrysler bünyesinde bulunan Jeep fiyatları neymiş? Birlikte bakalım. Görüşmek üzere. Kırmızı dashboard. Arkadaş kimmiş? Torç. Şimdi 21 model Torç. Canları harika. Dodge Durango. Black
var. İçine bakalım. Altı kişilik Dodge. Katlanabilir bir koltuğu da var. Harman Kardon tabii ki. Müşekli destek. Koltuklar en kantinada. Şimdi içine de bakalım. Grand Cherokee, bizim aracın abisi. Yumuşak plastik kullanmışlar. Yoksa oldukça geniş. 2021 model tabi bunlar. Is it big? You see that one behind you? Yeah. This is very nice. Very nice. Because Grand Cherokee. Yeah. And look at the view. American cars have very good design. I know. Look at this one. Very nice. This American car. Very nice. Very, very big, right? Mm-hmm. This Toyota doesn't make this nice design, so. Yeah, I know. What is that? This is a GPG. GPG? Yeah. Kırmızı. Kırmızı olsun. Az olsun. Fiyatı yazmıyor. Bu da mini Jeep. Yani oturma mesafesi çok iyi değil ama öyle değil. Look at that one. Yeah, it's a truck, bro. It's so big. I know. Oh, it's a RT. So crazy. Crazy, right? Anahtarsız giriş. Revolüsyonsuz kilitleniyor. Şimdi ya. Ekranı çok küçükmüş ya.
Sunroof'u da var. Tabi arkaya birileri oturabilir mi? Ondan emin değilim. Bir arkadan bakalım. Ventes arabı. Challenger 50. Fiyatları yazmıyor. Şiroke. 80. 53 milyon. 2021 model. Fiyatları yok. Burada da kompas var. Bizim aracımızın aynısı. Sadece paketi farklı. Kırmızı dikişleri var. Sadece paketi farklı bu aracın. Bizim aracımızın aynısı. Bu arada biz servise geldik. Sileceğimizde sorun vardı. Sileceğimizi yaptırıyoruz. Trailhawk. Bu paket Trailhawk. Tabi biraz daha pahalı. 4x4. Ya işte böyle kırmızı dikişler yapmışlar. Koltuklarda da aynı dikişlerden var. Ha biraz daha lüksü. Şöyle içine de bakalım. Vitese böyle bir şey yapmışlar. Ekran aynı. Göstergeler aynı. Direksiyon aynı. Buralara kırmızı bir şeyler eklemişler. Güzel. Bizim aracın aynısı. Jeep Compass. Sunroof'u da var. Burada Trailhawk yazıyor. Same car, kompas. Bu arkadaş kimmiş? Journey, Dodge Journey. Same. Dodge Journey. Yes, evet. Şöyle içine bakalım. Bu arkadaş 3, 5, 7 kişilik. Koltukları hiç güzel değil. Çok sıradan. Şu burada. Tabii göstergesi çok küçük. Ekran çok küçük. Anahtarsız çalışma sistemi var. Cruise control. Sunroof da yok. Biraz sıradanmış bu araç. Tabii camları harika. Şöyle bir önden bakalım.
Güzel. Boydan boya sunroof, moonroof hepsi var. Bunun içine bakalım arkadaşım. Şurada içinde şöyle göstereyim. Fiyatları da yok. Fiyatlarını gösteremiyorum size ama. Dodge Charger. Do you like this? Ne kadar yakın yere ya arkadaş. Alcantara. Tabii lastikleri kaçmış, tahmin edemiyorum. Kırmızı kaliper. Sunroofumuz da var. Ben şöyle açalım. Camlar, kapı kilidi vesaire. Tam bir aygır. 392. Sergi paneli. Direksiyon gayet güzel. Yeni bir art asist çalışma sistemi var. Vites topuzumuz. ...392 yani. Boş charger, scat pack, wide body. Scat pack. Güzel, pes. Bu herhalde gerçektir. Buradan hava girişi yapmışlar motoru soğutmak için. Şimdi şuradan bakalım. Bir de fiyatı da olsaydı iyi olurdu da. Fiyatını yazmamışlar. Ha, özel bir araç. Çok. Burada pahalı değildir ama. Bu arkadaş kimmiş? Rambox. Aynen. Bu nasıl bir tekerlek arkadaş? Thank you.
Kırsız ilişki. Maşallah kocaman ekran koymuşlar. Barraklık. USB girişleri. Piyano butonları. Limited. Atok. Da fiyatı yazmadığı için burada fiyat bilgisi de yok. Şimdi şuradan içeriye bakalım. Dikişler enteresan. Şöyle içinde göstereyim size. Kesi buradan değiştiriyorsunuz. Bardaklık var. Kocaman bir ekran. Ama kamyonetten çok her şey var. Burada fazla araç yok, çok dışarıda araç var, fakat dışarıda o kadar çok kar var ki şöyle göstereyim size. Yani dışarıda çekim yapmak da o kadar zor ki. 2021 model araçların hepsi burada. Bir tane de Tesla geldi. Tesla'sını satıp jip mi alacak acaba? Yani çekimi yaptım fakat fiyatlar yoktu maalesef. Sadece araçları gösterebildim sizlere. Servis işimiz tamamlandı. Sileceğimizi tamir ettiler. Lastikte bir basınç kaybı vardı. Onu da düzelttik. Herhangi bir ücret almadılar. Zaten garanti kapsamında olduğu için, araç da yeni olduğu için. Aracımız da Jeep Compass'tı. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Fiyatları gösteremedim. Dışarıda bazı araçlar vardı ama onları gösteremem çünkü hava sıcaklığı burada -10, -15'lerde. Eğer fırsat bulursam başka zaman tekrar gelirim. Bir video daha yapmaya çalışırım. Ücret almadan işimizi hallettik. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.